polip, kolon kanseri, kolonoskopi. İkinci beynimiz, bağırsaklar, vücut sağlığımızı nasıl etkiliyor? Her polip kansere dönüşür mü? Kolon kanserinden nasıl korunabiliriz? Kimler kolonoskopi yaptırmalı? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm sorulara cevaplar veriyor. Birazdan doktorum yanımda da. Bağırsak polipleri ve kanserle olan ilişkisini konuşacağız bugün. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın geliyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydınlar. Merhabalar. Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bayağıdır görüşmüyorduk, çok iyi yaptınız, evet. Geldiniz. Teşekkür ederim. Çünkü önemli konulardan, özellikle Murat Hoca da belli bir yaştan sonra bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini hep vurguluyordu. Evet, kesinlikle. Bağırsaklarımız ikinci beynim. Böyle bir şey var ya, 5 yıldır hocam, birkaç yıldır. Bağırsaklarımız ikinci beynimiz diye, ne kadar önemli bir organ aslında organlarımız. Yani. Kesinlikle, tabii ki. Yani sindirim yönünde işlevleri var ama bağırsağın içinde yaklaşık 1,5 kilogram kadar bakteri var. Bunlar tabii o kadar değişik maddeler salgılıyor ki aynı zamanda beyni de etkiliyor. Hatta Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların bağırsak bakterilerinden kaynaklandığını da düşünüyoruz en azından kısmen. Tabii bağırsak bakterileri değil, sadece bağırsakların kendi çalışma düzeni vardır ve kendi nöronları vardır ve bu nöronların kendi bir refleksleri vardır ve bu nöron sayısı beynin sahip olduğu nöronların 1/3 kadardır. Bundan dolayı bağırsaklar ikinci beynimizdir deniyor ama gerçekte tabii depolama görevi yapamaz, bilgi depolayamaz ve tabii ki matematik problemi de çözemez. Evet, güzeldi değil mi? Evet. Depolama yapamaz, matematik problemi çözemez ama bizi sağlıkla hayatta tutar. Bir de şimdi sağlıkla hayatta tutar demişken şunu ben hep öneriyorum bizi izleyenlere. Evet, yani iyi uyumak, sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek çok önemli. Egzersiz çok önemli ama aslında bizi uzun süre hayatta tutacak olan şey erken tanı. Evet, kesinlikle. Yani en önemli nokta bu. O yüzden bugün bunu konuşmak istiyoruz. Çünkü özellikle bugün kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizmek istiyoruz sizle beraber. Evet. O yüzden elimizde de şöyle, ben hemen şeyi alayım, tutayım. Şu bağırsaklarımızda olabilecek problemler neler? Bir de hani şimdi bizi izleyenler bir anda akıllarında tutamayabilirler, hayal edemeyebilirler. Biz bağırsak dediğimiz zaman bugün biraz daha kolondan konuşuyoruz. Yani tabii, kalın bağırsak konuşuyoruz tabii. Aslında. İnce bağırsak değil. Evet. Hani ince bağırsak şurada gördüklerimiz ama polip nedir? Onunla başlayalım. Polip kalın bağırsağın iç yapısına, daha doğrusu kalın bağırsağın iç dokusunun katlanaraktan boşluğa doğru büyümesidir. Aslına bakarsanız daha halk dilinde söylemek gerekirse cildimizde olan et benlerinin bağırsakta olmasıdır. Yani bir doku büyümesidir. Bu mercimek kadar olabilir, 1 santimetre olabilir, daha da büyüyebilir ama bunların en önemli özelliği kansere dönüşmesidir. Fakat kansere dönüşmeyen tipleri de var ama bizim için önemli olan kansere dönüşen tipleri ve kalın bağırsak kanserlerinin %98'i bu poliplerden kaynaklanmaktadır. Yani o zaman polipi erken yakalarsam kanserin neredeyse %98'inin önüne geçebilirim. Daha bile fazlası diyebiliriz hatta. Şöyle bir şey var tabii. Bu poliplerin özellikle bazı tipleri neoplastik deriz biz. Kansere dönüşebilir, bir kısmı da dönüşmez. Şimdi tabii bu polipleri biz erken dönemde tanıdığımız zaman kesip çıkartabiliyoruz ve kolon kanserini engelleyebiliyoruz ama tabii bunun içinde belli bir yaş sınırı var. Özellikle ülkemiz için geçerli olan 45 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmaktır ve varsa polipleri çıkartmaktır. Şimdi polipler kalın bağırsak boşluğuna doğru büyüyen dejenere doku parçalarıdır dedik. Ama bunların hani görülme sıklığından bahsedersek 50 yaşından sonra %25 kişide, bireyde polip bulunur. 60 yaşından sonra da %40'ında bulunur. Ama bunların hepsi kansere dönmez. Şimdi kalın bağırsak kanserinin 50 yaşından sonra görülme sıklığı %5'tir. Yani her 20 kişiden birinde kalın bağırsak kanseri görülecektir. Bu çok büyük bir orandır. Evet. Ve dünyada engellenebilen iki tip kanser vardır aslında. Kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri ve kadınlarda da serviks kanseri, rahim ağzı kanseri. Bunları taramayla engelleyebilirsiniz. O zaman
bunları engellemek için ne gerekiyorsa şimdi yapmamız mesela gerekiyor. Siz bir endoskop da getirdiniz yanınızda. Tabii. O yüzden şurada esasında hani o endoskopiyi nasıl yapabiliriz belki gösterebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi çok korktuğumuz bir şey hocam kolonoskopi. Yani bu poliplerin değil mi? Aslında öyle mi? Ben o zaman şunun çünkü çık kısmını... Normalde bir hemşire aldım veya teknisyen size yardımcı oluyor. Ama evet, hemşire normalde, olma hayal etti zaten. Şimdi şöyle... bunlar flexible cihazlardır, gastroskop ve kolonoskoplar ve çok büyük özelliklere sahiptir. 9 tane kanalı vardır ama bunları siz her yöne hareket ettirebilirsiniz. Gerçekten oradan hareket ettiriyorsunuz. Tabii yukarıdan makaraları vardır. Sağa sola da hareket ettirebilirsiniz. Her yöne hareket ettir. Ve bunların bir de çalışma kanalı vardır. Şimdi bunların en büyük özelliği artık bunlar lazer ve lazer benzeri ışıklarla da çalışırlar. Ve ışıkla böyle boyama yapabilir. Ve bu gördüğünüz endoskop yaklaşık 200 kat büyütebiliyor. Yani mikroskopik görüntü elde edebiliyor. Ve böyle olunca aslında şöyle bir şey var. Son zamanlarda bağırsak boşluğuna doğru büyüyen işte doku katlantıları veya doku yapıları diyoruz biz polipler için ama aslında yakın zamanda biz şunu öğrendik ileri düzey endoskopik yöntemlerle. Poliplerin önemli bir kısmı yüzeydedir ve bağırsak boşluğuna doğru büyümezler. Flat deriz biz bunlara, düz polip. Ve bu düz polipler başımızın belasıdır. İşte onları yakalamak için özelleşmiş ışıkla boyamalar vardır. Ve büyütmeler vardır. Bu endoskopta onlardan birisi. Çok erken dönemde görebiliyoruz. Şimdi bakın normalde kolonoskopik işlem bir gün öncesinden kalın bağırsak temizliği yapılır. Bu nereye bağlı bu arada? Görüntüleme cihazına mı? Bunun tabii özel 2-3 katlı özel prosesörler, işlemciler var. Birinci katı ve ikinci katı olmak üzere o işlemcilere bağlıyoruz. Biz görüntüyü buradan görüntüyü oraya... Görüntüyü bu veriyor. Bunda ya o zaman mercekler var, bir şeyler tabii var. Bunun ucunda kamera var yaklaşık olarak 1 milimetre boyutunda ama ultra high definition görüntü alır bunlar ve arkasından zoom yapabilir. Şimdi... tabii makattan girdikten sonra biz değişik hareketler... Bakın zaten makattan girer girmez hemen... Biraz daha yavaş yapalım hocam herkes görsün. Yavaş yavaş giriyoruz, ilerliyoruz. Bağırsak temizlenmiş durumda. Ve burada bakın bir kanseröz oluşum var. Aslında bu bir kolon kanseri. Onu temsil etmek için yapılmış. Sonradan biz tabii makaralarla ilerleyerekten yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın burada da iltihabi bağırsak hastalığı var. Ve burada da kırmızı alanlar görüyorsunuz. %15 oranında hayat boyu kolon kanseri yapar bu iltihabi bağırsak hastalıkları. Onların da taramasının yapılması lazım. Sonra dönerek yukarıya çıkarız. Yine daha yukarıya çıkarız. Yukarıya çıkarız. Ve dalak bölgesinde çok keskin bir dönüş vardır. O keskin dönüşü yaptıktan sonra zaten daha yatay olan transvers kolona geliyoruz. İşte burada önemli bir şey var. Bir tümörle daha karşılaştık. Bakın bir burada var. Bu 360 derece daraltmış, tıkanma yapan bir tümör. Bir de burada yarısını daraltmış. Şurada da polipleri görüyoruz. İyi huylu kitleler var. Yani bunların çoğu ilk başta küçükken iyi huyludur ama ileri dönemlerde tabii bunlar büyüdükçe kötüye döner. Sonuç olarak biz bunların bu cihazların çalışma kanalından geçen özel bazı aletlerle kesip çıkartıyoruz. İsterseniz gösterebiliriz bir tanesini. Yani o kolonoskopi görüntüleme esnasında onları gördüğünüzde ekstra bir işleme gerek kalmadan siz onları da çıkarıyorsunuz. Tabii. Dibine enjeksiyon yapıyoruz. Çünkü tabii kolon kalın bağırsak çok incedir. 1 milimetre kadardır. Ve tabii, buradan şunu 1 milimetre kadar olunca biz onu şişirerekten yükseltiyoruz ve arkasından. Çok güzel. İşte bu gördüğünüz zaten halkalarla kesiyoruz biz. Şurada. Parmağım olsun mesela. Evet, tabii yavaşça. Polip parmağım olsun. Evet, aynı şekilde kapatıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş kapatıyoruz ve elektrik vererekten bunu kesiyoruz polibi. Ve evet açabiliriz şimdi. Evet, özel bir teldir bu. Her bir hasta için bir tane kullanırsınız. Ve daha sonra polipten kurtulmuş olursunuz. Hatta bunun birkaç tane videosunu getirmiştik bugün. Biz onu da gösterebiliriz şimdi, buradan. Şimdi evet arkadaşlarımız hazır. Evet bu şekilde içeriye alıyoruz. Ve poliplerden kurtulmuş oluyoruz. Tabii şimdi hocam bunu bırakabiliriz isterseniz. Tamam, bunu koyalım. Biz şimdi kolonoskopinin nasıl yapıldığını izleyicilerimize gösterdik ama polipler kimlerde görülüyor hocam? Siz biraz önce yüksek oranlardan bahsettiniz. Evet. Şimdi... Ama sebebi nedir? Mesela işte 45 yaş altında da görülebilir mi? Evet, neden görülebilir. Olur? Bu çok büyük bir sıkıntı çünkü eskiden polipler için en büyük risk faktörü. Ama bakın burada bir tane polip görüyorsunuz. Şimdi onu
Evet, keseri yükseltmişiz. Tabii siyah beyaz olmak durumunda. Normalde biz renkli görüntü alıyoruz ama biraz tabii. evvel gösterdiğimiz evet. halkalarla keserek çıkartıyoruz. Dikkat ederseniz bu kanserojen bir polip. Yani bunu bıraksanız tümöre dönme potansiyeli var. Elektrik akımıyla kestik. Tabii tabanından herhangi bir kanama falan olmuyor. Bu şekilde kurtulmuş oluyoruz. Evet. Mesela bir polibin kansere dönmesi kaç yıl sürer? Şimdi ilk başta onu yakaladığınız andaki pozisyonuyla ilgili bir şey. Eğer ki bir videomuz daha vardı zaten onu da göstereceğim ben. Yüzey yapısı çok önemlidir. Bir polip eğer advanced polip dediğimiz ileri düzey bir polipse kansere dönmesi birkaç sene alabilir. Ama bunun için bir santimetreden büyük olacak. Ha bakın burada bir kolon kanseri görüyorsunuz. Yine biraz evvel hiç gözükmüyordu ama giderek evet. Normalde bakın hiçbir şey yok yüzeyde. Kolon kanseri var ama gözükmüyor normal endoskopide. İleri düzeye geçiyoruz. Özel buradan ışıklar veriyoruz ve yaklaşık 2 santimetrelik bir kolon kanseri çıktı. Biz bunu evet yine yükselterek çıkarttık, aldık ve bu şekilde bakın ama normalde hiç gözükmüyor. Sonuçta eğer ki bu tabii gerçek kırmızı ve özel ışıklandırılmış görüntüler olsa daha iyi görülecekti. Bazen bazı polipleri normal endoskoplar yakalayamaz. Şimdi biz polipleri kolonoskopla tespit ediyoruz, tanısını koyuyoruz ve yıllardan beri yaklaşık 25 senedir kolonoskopik taramalar var. Nerede var? Amerika'da var, Almanya'da var, Japonya'da var ama biz kolon kanserini %65 oranında engelleyebildik. Sonradan şunu fark ettik ki bazı polipleri biz göremiyormuşuz. Yani bazı polipleri görebilmek için onu büyütmek lazım. Özel ışıklarla boyamak lazımmış. Şimdi bu tip endoskoplarla çalışıyoruz ve yakalama oranımız çok daha yüksek. Özellikle bizim bu sistemler çıktıktan sonra şunu fark ettik. Eğer ki ailesinde kalın bağırsak kanseri varsa, eğer ki bir ailede bir kişide kalın bağırsak kanseri varsa %25 ihtimali diğer bireylerde de olma ihtimali var. Birinci derece akrabalarda. O zaman biraz evvel söylemiştik. Bir, yaş çok önemli risk faktörü. 45 yaşından sonra tarama yaptırmalıyız. Çünkü polip görünme oranı artıyor. İkinci risk faktörü ailede kalın bağırsak kanserinin olması. Üçüncüsü obezite, kilo alımı. Yani aşırı kilonuz varsa kalın bağırsak kanseri için adaysınız. Bir sonraki risk faktörü de diyabetin olması. Şeker hastaları kalın bağırsak kanserine daha yatkındır. Bir sonraki risk faktörü de insülin direncinin olması. Kişi zayıf olabilir ama insülin direnci varsa bu da bir risk faktörüdür. Hani kişi kilolu da olabilir. Tabii aşırı kilo varsa insülin direnci daha fazla oluyor ama bazen hastamız bir geliyor fit gayet iyi. Bir ultrason yapıyorsunuz karaciğerde yağlanma var. İşte o kişilerde özellikle karaciğerde yağlanması olanlarda bağırsak polipleri ve kolon kanserinin görünme ihtimali daha yüksek. Ama başka bir şey daha var. Menopoz, östrojen seviyesi de çok önemli. Bayanlarda özellikle menopoza girdikten sonra kalın bağırsak kanserinin görünme sıklığında artış oluyor. Bir başka faktör de genetik faktörler. Kalın bağırsak kanserinin %5'i genetik faktörlerden, polipozi sendromlarından kaynaklanır. Bunların otozomal geçişleri var, değişik genetik geçişleri var ama sonuçta yaklaşık 100 kalın bağırsak kanserinin 25'i ailevi geçiş gösterir. %5'i de genetik geçiş. Yani kalın bağırsak kanserinin %30'u kalıtsaldır. Onun için ailede polip veya kalın bağırsak kanseri varsa birinci ve ikinci derece akrabalar mutlaka tarama yaptırmalıdır. Tabii başka risk faktörleri de var mı yiyecekle içecekle ilgili? Evet, evet. Beslenme şekli ilgili mi mesela mutlaka? Çünkü kalın bağırsak ya. Yani. Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey. Coğrafi faktörler ve beslenme şekli de önemli. Şimdi Japonlarda kalın bağırsak kanseri az gözüküyor ama Japonları alıp siz Amerika'ya götürdüğünüz zaman kalın bağırsak kanserinde artış oluyor. Coğrafya demek ki burada önemli. Bir dakika ya. Coğrafya ben şimdi madem aklıma takıldı soracağım. Japon'u Amerika'ya götürdük. Riski arttı. Oradaki besleneceği şekil yüzünden mi? Aslında doğal faktörler, oradaki su, hava bunları da hesaba katıyoruz. Coğrafya kaderdir yani. Diyoruz yani. Evet, evet. Şimdi orada fast food belki çok tüketecek, lifsiz beslenecek. Evet. Yani beslenme aslında kesinlikle öyle. Şimdi şu var. Biz coğrafi faktörleri birinci madde olarak ayırmıştık. İkincisi beslenme bölümü geliyordu ama aslında iç içe olan bir şey. Evet. Japonların beslenme şekli çok farklı bizden.
Çok farklı da çok çiğ şeyler tüketiyorlar hocam onlar da. Kesinlikle ama şöyle bir şey var. Bizde olan bir diyet var. Akdeniz diyetinin benzeri var. Okinawa diyeti. Biliyorsunuz onlarda ve o da çok sağlıklı bir diyettir Japonya'da. Bundan dolayı Japonya'da kolon kanseri az ama Japonları alıp Amerika'ya götürdüğünüz zaman oradaki fast food tarzı veya batı tipi beslenmeleri sorun yaratıyor tabii. Ama buradaki en önemli şey batı tipi beslenmede yağ miktarı artıyor. Burada kısa zincirli yağ asitleri de devreye giriyor. Bir ikincisi kırmızı et tüketimi artıyor. Kırmızı et ve eti özellikle ateşte pişirmek bir risk faktörüdür. Biz de mangalcıyız zaten. Evet kesinlikle veya kebaplar veya tabii biz çok lezzetli. O yüzden işte mangalın yanında patates kızartması değil de mesela sebze biraz daha iyi en azından. Hani orada bir miktar lifi belki kurduyoruz. Hocam tabii, yanına lifi artırmak ziyade lazım. O etin pişme şekli de çok tehlikeli değil mi tabii. Mangal? Ete ateş değmez normalde pişme şeklinde. Hani Türkiye'de başka pişirme şekilleri de vardır. 8-10 saatte tandır yöntemleri de vardır. Ama ne olursa olsun ateşte pişmemeli. Haşlama yapabilirsiniz ama zaten Akdeniz tipi diyet de biliyorsunuz haftada bir kere veya iki haftada bir kere kırmızı et yemeniz gerek. Şimdi tabii başka bir risk faktörü var yiyecek olaraktan. Hani lif miktarını arttırmamız gerek. Kırmızı eti azaltacağız. İşlenmiş sucuk, salam, sosis onları azaltacağız. Ama lif miktarını arttıracağız. Lif bitkisel gıdaları arttıracağız. Yani ıspanak, marul, lahana, karnabahar, bunun gibi veya bezelye veya mercimek gibi bunları arttırmak durumundayız. Başka bir risk faktörü var. Alkol. Orta derecede alkol alımı bile %23 oranında kalın bağırsak kanseri yapıyor. Orta derece alkol alımı. Bir başka faktör var. Sigara içimi. Sigara içmek de kalın bağırsak kanserini artırıyor. Ama şöyle bir şey var. Alkolle beraber sigara içerseniz risk daha çok artıyor. Tabii karbonhidrattan zengin de beslenmemek şeker lazım. Nasıl? Bunlar da efendim? Şeker nerede burada? Direkt şeker şurada. Eğer ki hasta zaten diyabetikse kalın bağırsak kanseri daha sık gözüküyor onlarda. Yani şekerin yüksek olması bir risktir kalın bağırsak kanseri açısından. Tüketimle ilgili karbonhidrat bir de şekerli, rafine şekerli gıdalar. Yani onları mutlaka azaltacağız çünkü insülin direnci ve bunun gibi bazı etkenler üzerinden kalın bağırsak kanserini arttırıyor. Lifli gıda yani bol lifli sebze ve meyveler yiyeceğiz ama meyveyi de tabii belli bir oranda yiyoruz. Fakat sebzeyi ne olursa olsun arttırmamız gerek kalın bağırsak kanserinden korunmak için. Peki mutlaka biz bunları yaptık yani alkol almıyorsunuz, sigarayı azalttınız, lifli besleniyorsunuz. Yine kalın bağırsak kanseri olma ihtimaliniz var mı? Var. Genetik sebeplerden dolayı bir de diğer çevresel faktörler peki, var. Peki mesela o zaman diyelim tarama ki yapacağız. Kolonoskopide polip tespit ettiniz ve o da kanserliydi. Evet. Mesela bir sonraki yani hayatında kanser kolon kanseri riski artıyor mu o kişinin? Kesinlikle artıyor. Şimdi polipleri biz ikiye ayırıyoruz. Kansere dönüşebilen, bunlar neoplastik diye geçiyor. Bir de kansere dönüşmeyen. Kansere dönüşmeyen grupla çok ilgilenmiyoruz aslında. Çok riskli değil bizim için ama bu neoplastik olanları biz ikiye ayırıyoruz. Yani kansere dönüşebilen. Bunlardan bir tanesi klasik olanlar. İşte bu klasik olanlar ki biz onu endoskopla görebiliyoruz artık 1-2 milimetre olanı bile. Özelliğini, yüzey yapısını tanıyoruz. Bu diyoruz ki tübüler. Bu tübüler villus veya villus. İşte bu üçlü grup kansere dönme oranı en yüksek olan gruptur. Bunlardan biri ise 1, 3, 5, 10 sene içinde kansere dönüş olabilir. Ya da eğer ki polip 1 santimetreden büyükse, özellikle villus polip sebebi 2 santimetreden büyükse içinde en az %50 oranında kanser vardır. Yani biz aslında polibi yakaladığımız anda polibin içinde kanser olabilir. Evet, biz onu yakaladık ve çıkarttık. Takibini nasıl yapacağız? Yani bir kişide polibi çıkardık, ondan kurtulduk mu, bir daha oluşmaz mı? Maalesef oluşuyor. Siz polibi çıkardıktan sonra her yıl yeni polip oluşma oranı en az %10'dur. En az %10'dur. Peki kaç yılda bir yapılması gerekiyor kolonoskopi? Şimdi indeks kolonoskopi diyoruz. Eskiden derdik ki 45 yaşından sonra 5 yılda bir yaptırın. Daha sonra bu 2006 yılında değişti bir anda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yaş sınırı getirildi ve 10 senede bir. Bu çok büyük bir hataydı. Tabii çok büyük bir hataydı. Müthiş 250 bin kişi de gereksiz yere kanser çıkmış oldu. Zaten çoğu davalar açıldı sonra Amerika'da. Daha sonra bu tabii geriye alındı. Özellikle zencilerde işte 45 yaşına düşürdü ama işin doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar Türkiye'de 45 yaşından sonra 5 yılda bir yapılması. Ama öncelikle biz endokolonoskopiyi yapıyoruz 45 yaşında. Ondan sonraki takipleri hangi aralıkla yapacağımızı
O ilk kolonoskopiden sonra karar veriyor. Bulgulara göre karar veriyor. Tabii o 5 yılda bir lafı aslında çok geçerli değil. Çünkü... Yani hiçbir şey çıkmazsa mesela diyelim ki 45'inde kolonoskopi yaptırdın. Evet. Ne polip gördün ne de başka bir sıkıntı tespit etti. Mesela 5 evet. yıl sonra yapılması yeterli mi? Yeterli. Yani ama diyelim ki polip tespit ettiniz. Özellikle... Kanser çıkmadı. Gerekirse kanser, yıldır. Tabii. Şimdi eğer ki kanser çıkarsa zaten siz girdiniz biraz evet. evvel gördüğünüz gibi polip aslında görüntü polip ona biz onu rezeke ediyoruz patolojiye gönderiyoruz kanser. O zaman onun tarama sıklığı hemen değişiyor. Hemen biz 6 ay içinde bir daha kolonoskopi yapıyoruz ve özellikle ileri düzey yapıyoruz. Böyle büyüten tiplerden ve özel ışıklar ve arkasından yeni odak arıyoruz. Çünkü bir yerde kanser varsa kolonda aynı anda öbür uçta %6 oranla ikinci bir kanser vardır. Onun için eğer ki kanser çıkarsa sık taramalar yapıyoruz. 6. ay, 1. yıl ve ilk 5 yıl çok sık taramalar yapıyoruz. Evet. Ama kanser çıkmadı. Örneğin tübüler bir polip çıktı. 45 yaşında hasta. Ondan sonraki endoskopiyi ne zaman yapacağız? Bunun kriterleri var. 1 santimetreden büyük mü? 3 taneden fazla mı? 3 tane de yine olabilir. İçinde high grade displazi dediğimiz hücre bozulması var mı? Doku bozulması var mı? Eğer ki bunlar varsa takibimiz... 3 seneye, 2 seneye düşürebiliyoruz. Hatta eğer ki high grade ise bazen 6 ayda, 1 senede bir bunu yapabiliyoruz. Çıkarttığınız polibin özellikleri bizim için önemli. Bir sonraki taramaya ona göre karar evet. veriyoruz, özelliklerine göre. Hocam taramadan bahsediyoruz. Peki çok güzel ama hiçbir şikayeti yok hastanın. Tarama yaparsa evet. yakalanıyor. Evet. Ama şikayetler ne olur? Yaptırmak istemiyor mesela? Tabii bir de. Evet, yaptırmak hiçbir istemiyor. Hiçbir şikayetim yok, ben kolonoskopi yaptırmayayım. Yok. Evet. Aslında iyiyim diyor. Tabii. Polip şikayet veriyor mu? Evet. Hiçbir şikayet vermez. Kalın bağırsak kanseri bile işin açıkçası ilk başta hiçbir şikayet vermez. Biraz evvel gösterdiğiniz o kalın bağırsak kanseri vakası aslında normal tarama yaptığımız vakalardan tekiydi. Ve hatta tarama yaşının altındaydı ama çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Kalın bağırsak kanseri varsa ne gibi sıkıntılar oluyor? Eğer ki tıkayıcıysa dışkı geçemeyeceği için oradan... O zaman geride birikme oluyor ve gerginlik oluyor. Kabızlık mı yani? Kabızlık oluyor. Ve dışkı oradan geçemeyince iyice şişkinlik oluyor, bulantı oluyor. Ama kabızlık burada çok önemli. Tabii bir de dışkıda kan ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kanserin üzerindeki damarsal yapılar çok fragildir. Kanamalar oluyor. Makattan kanama varsa çok geç oluyor tabii. Biz onun için kanserin belirti vermesini beklemeden... kolonoskopik tarama yaptırmalıyız. Tamam yaş 45 diyoruz ama eğer ki bir kişinin ailesinde kalın bağırsak kanseri var ve 40 yaşında ortaya çıkmış. 40 yaşında ailenizde bir bireyde kalın bağırsak kanseri varsa siz birinci derece akrabasıysanız 30 yaşında kolonoskopi yaptırmalısınız. Oo. 30. 35 yaşında bir akrabanız yakalandıysa siz 25 yaşında kolonoskopi yaptırmalısınız. Ama şöyle bir derdiniz var. Bunlar hiç belirti vermiyor ya. Sanırım özellikle hava kirliliği, beslenme gibi faktörlerden ve bazı genetik faktörler de olabilir ama son zamanlarda bizim en büyük sıkıntımız bu. Erken yaşlarda polip görüyoruz artık. Geçen hafta 29 yaşında bir bayanda gördük. Ondan önce 25 yaşında, 24 yaşında. Ondan önce komisyona, konseye 23 ve 27 yaşlarında iki tane bayanı kolon kanserinden dolayı konseye çıkarmak durumunda kaldık. Yani artık kanser yaşları çok erken yaşlar. Eskisi gibi değil. En ufak bir şüpheniz varsa, risk faktörü varsa taramak lazım. En büyük risk faktörü ailevi risk faktörleri. Evet hocam sorularımız da varmış. Vaktimiz de daralıyor. Hemen izleyici sorusu alalım bir tane size. İzleyicimiz diyor ki 60 yaşındayım. Tip 2 diyabet hastasıyım. Bağırsaklarımla ilgili sıkıntım var. 6 yıl önce hemoroidten de ameliyat oldum. Ne yapmalıyım? Şimdi buradaki bağırsakla ilgili sıkıntı nedir? Kabızlık mı, ishal mi? O yazılmamış ama muhtemelen hemoroid varsa hastamızın kabızlığı vardır. Ve 6 yıl önce hemoroid operasyonu geçirmiş bir kişinin kabızlığını siz düzeltemezseniz hemoroid mutlaka nükseder. Ama bu ilgili hastamızın öncelikle endoskopik incelemesinin yapılması lazım. Endoskopik olaraktan girilip hemoroid varsa biz hemoroidleri yakalayıp bantlayıp bırakıyoruz. Kendi halinde 10-13 gün sonra düşüyor. Yani ben de son 19 senedir hastalarımızı ameliyata vermek istedim. Hatta evre 4 hemoroidleri ama gerçekten bant ligasyonu ve lazerli metotlar hemoroidden kurtulmanızı sağlıyor. Yine burada doğrudan ameliyat olmanıza gerek yok. Önce endoskopi yapılmalı. Evet, bir soru daha alalım.
Evet, izleyicimiz diyor ki 20 yaşında kızım sürekli kabızlık yaşıyor. İlaç kullandı ancak o ilaçlar bağırsak tembelliğine yol açtı. Doğru düzgün bir şey tüketmemesine rağmen günlük hayatında huzursuz oluyor. Ne yapmalıyız? Şimdi 20 yaşında bir hastamızda kabızlık var ve ilaç kullanıyorsa bunun araştırması lazım. Örneğin bir tiroid hormon bozukluğu var mı? Guatr bezinin araştırması lazım. Kalsiyum seviyesi nedir en başta? Onlara bakılması lazım. Yani altta yatan bir endokrin sebep var mı? Yani kan tetkikleri yapılmalı. Evet. Arkasından kabızlığın iki tipi vardır. Hangi tipe uyduğunu anlayabilmek için bazı testler vardır. Mesela bir kapsül yuttururuz kalın bağırsakta, o açılır ve röntgen çekeriz. Ne kadar bağırsakta birikmiş kapsül 3 gün veya 5 gün sonrasında yavaş transit mi ya da çıkış bozukluğu mu, dışkılama bozukluğu mu onu ayırt ederiz. Bir de manometri dediğimiz cihazlar vardır. Makata biz yerleştiririz o cihazları ve dışarı veya balon yerleştiririz. Dışarıya atıp atmadığına bakarız. Bunlara özel kabızlık testleri denir. 20 yaşında bir kişide bu derece kabızlık varsa mutlaka özel kabızlık testlerinden yapılması gerek. Ya yani bunun mutlaka incelenmesi gerekir. Çünkü hani 20 yaşta çok beklediğimiz bir şey değil aslında kabızlık. Tabii. Ya hakikaten beslenme şeklini gözden geçirmek gerekir ya da altta bir hastalık mı var? Hani nörojenik bir şey midir? Bağırsakları ilgilendiren bir şey midir? Bakmak gerekir tabii, burada. Beyinden bile kaynaklanabilir. Tabii. Yani bazı MS hastaları ilk başta biliyorsunuz kabız olarak başvuruyor. Yine omurga hastalıkları, endokrin hastalıklar, birçok hastalık bunu yapabiliyor. Bir de 20 yaşında bir hastada böyle bir durum varsa işin açıkçası yarın bir gün hemoroid olur, makatta çatlak olur ve bağırsağın iç kısmının dışarıya sarkması olur, prolapsus olur. Bir de kalın bağırsağın son kısmında cepleşme olur, baloncuklaşma olur ve dışkı oraya girer, çıkamaz dışarıya doğru. Hı hı. Bunlar oluşmadan müdahale edip nedeni, alttaki yatan nedeni bulup arkasından tedavisini yapmak gerekecek. Evet hocam, çok önemli konulara parmak bastık aslında. Özellikle kalın bağırsakla ilgili kontrolleri çok ihmal ediyoruz ve hiçbir şikayet olmadan da görülebiliyor polipler dediniz. Teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Süremizi doldurduk. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programı da bitirdik. Çok sorularımız geldi ama yine Orhan Hoca'yı yine ağırlarız stüdyomuzda. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz yarın yeniden burada olacağız. Hoşçakalın. Yarın yine buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.